Yıllardan beri Mindos Antik Kenti kazılarını yürüten Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin Bodrum Ticaret Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısında bölgedeki çalışmaları ve gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Burası. Tamam, Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, Bodrum turizmine büyük bir ivme kazandırabilecek tarihsel değeri ve potansiyele sahip bölgenin bir an önce ziyarete açılabilmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaçları olduğunu söyledi. Her yıl yapılan çalışmalar sonrasında kendilerini ve bilim dünyasını şaşırtan yeni bulgular elde ettiklerini söyleyen Profesör Şahin, bugüne kadar M.Ö. binli yıllara tarihlenen Mindos Antik Kenti'nin son yapılan çalışmalarla elde edilen bulgulara göre çok daha eski tarihlerden beri bir yerleşim alanı olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Köpülmesi gerektiğini Görsellerle sunumu destekleyen Profesör Doktor Mustafa Şahin, kazı çalışmalarını tamamlanarak kültür turizmine açılması halinde Bodrum'un 3 aylık turizm sezonunun onaya çıkacağını iddia etti. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Şahin, Almanya'daki bir üniversiteyle birlikte zemin etüdü çalışmaları yapıyoruz. Buradaki amacımız kazı yapmadan kentin planını ortaya çıkarmak ve kentte hangi yapıların olduğunu anlayabilmek. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bizlere kentin ne kadar zengin olduğunu gösterdi, dedi. Yaklaşık bir saat süren detaylı sunumu toplantıya katılan tüm meclis üyeleri tarafından büyük bir dikkat ve ilgiyle izlenen Şahin'in sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Meclis üyelerinden Doktor Oğuz Poyraz'ın antik kentteki kazıların yıl içerisindeki süresinin en fazla ne olabileceği ve bu kazıların tamamlanması için ne kadarlık bir bütçeye ihtiyaç duyulduğuna dair sorduğu soru üzerine Profesör Doktor Mustafa Şahin şu cevabı verdi. Çalışmalar normal bütçeyle ilintili olan bir kavram. Ne kadar bütçemiz olursa o kadar çalışma potansiyeline sahip olabiliriz. Mesela Denizli Leodikya'da 12 ay boyunca kazı çalışması var. Çok ciddi paralar aktarılıyor. Orada Denizli Belediyesi başta olmak üzere ticaret odası, yerel kaynaklar ve sponsorlar ciddi destek sağlıyor. Biz de gümüşlükte bunu gerçekleştirebiliriz. Önümüzde hiçbir engel yok. Bizim kazılarımız neden 40-45 gün sürüyor? Bütçe, bütçeniz bittiği zaman dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bizim cebimizden buradaki masrafları karşılama şansı yok Kültür ve Turizm Bakanlığı ne kadar bütçe gönderirse onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Ama sponsor destekleri bulunabilirse kesintisiz 12 ay kazı yapma şansına sahipsiniz. 12 aylık kazının maliyeti yaklaşık 400-500 bin TL. Sonrasında ise restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerekiyor ve bütçe 2'ye 3'e katlanıyor. Laodikya'nın yıllık bütçesi 1,5 milyon TL. Biz böyle paralar verilsin hayalinde isteğinde değiliz ama hiç değilse yaptığımız işler görülsün. Hal böyle olunca Salih Güney çıkıyor gazetecilere. Ortalığı delik deşik ortada hiçbir şey yok diye eleştiriyor dedi. Küçük kazı bütçeleriyle sabah 5'te kalkıp zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Profesör Doktor Mustafa Şahin daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Profesör Doktor Mustafa Şahin'in sunumunun ardından Botto Meclis üyeleri kazı çalışmalarına hem doğrudan destek olunması hem de kazılara maddi destek sağlanabilecek her türlü çalışmanın aktif olarak içerisinde bulunulması yönünde fikir birliği içerisinde olduğunu ifade ettiler. Ee, çok sayıda üzerinde harçmaz bir kurulma.